Odalar kapandı, açtım. Yine lafı yedik. Sen yine de bakarak ol, kamera kapanırsa. Senin niye haberin yok kamera kapanıyor da? Ben kapandı, karışmadım. Siz yaparsınız. Karışmadın mı? Siz yaparsınız. Oğlum söylüyorsun ya, hocam çıkıyor çok iyi filan diye. Daha muhabbet yok, bir daha olmasın. Sizin sözünüzü kesmek istemedim. Ha, ne kadar saygılı bir çocuk. Ne yapayım? Ne yapayım? Netliyor zaten kendi. Ben hareket ediyorum ya. Hocam 111C belgeselini sene sonunda mı çekeceğiz? Ne zaman isterseniz. Biraz konularda ilerleyelim ondan sonra. Çekeceğiz. Ya orada kendimizi mi tanıtıyoruz yoksa rakiplerimize gözdağı mı veriyoruz? Kendinizi tanıtıp rakiplerinize gözdağı veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki gelin la kapışak diyorsunuz. Zaten gelin la demesen de gelecekler. Kapışak demesen de kapışacaklar. Öyle. Kapışırız. Oo. Kralın tanımam diyor. Vay be. Çok iyi. Aynen öyle. Aferin. Öyle olun işte. Kamera kapandı mı? He? Oğlum niye cevap vermiyorsun ya? Hemen küstük mü? Evet. Küstük mü lan? Evet. Allah seni davul etsin. Aç hocam ben bak. Tamam lan. Bak, bu hocayla yapacağınız en son iş küsmek olsun. Hocaya küsülür mü la? Ben olsam küsmem. Ama sen küsebilirsin. Ben de sana küstüm o zaman. Özür dilerim. Barıştık. Barıştık. Evet, güzel. Şimdi grafiklerle ilgili konuşalım biraz. Net kuvvetin zamana bağlı grafiğini çizdik. Dedik ki ah burası F kuvveti olsun. F net F olsun. Şurası da T olsun. Ya arkadaş ben burada ya eğime bakacağım ya da alana bakacağım zaten. Şimdi ben burada eğime baksam net kuvvet bölü zaman. Herhangi bir tanımlanmış bir şeyim yok. İfadem yok. En azından bizim müfredatımız içerisinde öyle bir şey yok. O zaman alanı inceleyeyim. Buradaki alanı incelediğimde alan eşittir. Aslında net kuvvet ile zamanın çarpımı şeklinde bir sonuca ulaştırmış oluyor beni. Değil mi? Ve ben net kuvvetle zamanın çarpımının itmeye eşit olduğunu görüyorum. Ha, itmenin de aynı zamanda delta P olduğunu biliyorum. Sevgili arkadaşlarım, biz bundan önceki konuda enerji için kuvvet konum grafiği çizdik. Kuvvet konum grafiğinde alan inceledik ve oradaki alanın da yapılan işe eşit olduğunu hesaplamıştık, görmüştük. Şimdi aynen oradaki gibi bakın bu alan hesabı aslında matematiksel bir durumdur bu. Türev ve integral konuları var ya öğreneceksiniz. Türev dediğiniz şey net olarak incelediğiniz niceliği verir. Ama integral dediğiniz şey eğer belirli noktalar arasında yapıyorsanız incelediğiniz nicelikteki değişikliği verir. Türev dediğiniz şey eğim hesaplamak demektir. O andaki eğimi hesaplıyorsanız eğim neye denk geliyorsa o niceliğin kendisini bulursunuz. Ama integral dediğiniz şey alan hesaplamak demektir. Hesapladığınız alan incelediğiniz niceliğin kendisini değil, o nicelikteki değişikliği verir. Tamam. Şimdi dikkat edin burada F net çarpı delta T itmeyi verir diyorum. Momentumu değil. Değil mi? Momentumdaki değişiklik idi itme. O zaman demek ki buradaki grafiğin alanı sevgili arkadaşlar en çok dikkat edeceğiniz şey bu. Cismin T süresinin sonundaki momentumunu değil, cismin delta T süre içerisindeki momentumunda ne kadar değişiklik olmuş o bilgiyi verir bize. Gördünüz mü? O zaman hemen bunu yıldızlı yıldızlı yazıyoruz. Grafiğin alanı cismin
momentumunu değil, delta t süre içerisinde momentum değişimini yani delta p'yi verir. Tamam. O zaman yine şu cümleleri söylemekte hiçbir sakınca yok. Bu grafiğin alanına baktık. Cismin momentumu bu grafiğin alanı kadar artmıştır demek kesin bilgi içermez. Cismin momentumu bu grafiğin alanı kadar azalmıştır demek kesin bilgi içermez. Cismin momentumu bu grafiğin alanı kadar değişmiştir demek kesin bilgi anlamına geliyor. O zaman onu da şöyle yazayım. Momentum alan kadar artmıştır. İfadesi kesin değildir. Belki doğru, belki yanlıştır. Momentum alan kadar azalmıştır. İfadesi yine kesin değil, belki doğru, belki yanlıştır. Ama cismin momentumu grafiğin alanı kadar değişmiştir. Demek kesinlikle doğru bir ifade oluşturacak. Niye artmıştır, azalmıştır olayına kesin doğru diyemiyorum? Çünkü bu grafikte tamam, ben cisme pozitif bir kuvvet uyguladım. Tamam, cisim üzerine bu pozitif kuvveti delta t süre boyunca uyguladım, kabul. Ama cismin başlangıçta hangi hareketi yaptığını bilmiyorum ki. Ben pozitif yöne kuvvet uyguladım ama cisim öbür tarafa doğru gidiyor olabilir. Yani uyguladığım kuvvet cismi yavaşlatıyor olabilir. Pozitif yöne kuvvet uyguladım ama cisim başlangıçta duruyordur belki. Duruyorsa ben bu cismi iterek hızlandırmışım demektir. O zaman momentum artıyordur. Ama ters tarafa doğru gidiyorsa cismi yavaşlatmış olurum. Bu da momentumun azalması anlamına gelir. Onun için koşul belirtilmemişse sen bu grafiğin alanının momentumu artırdığını mı yoksa azalttığını mı anlayamazsın. Anlaştık mı? Onun için alan ifadesinde kesin konuşacağın şey değişimdir. Şimdi eğer derse ki t eşittir sıfır anında artı x yönüne doğru hareket eden cisme pozitif yönlü bir kuvvet uygulanıyor derse, işte o zaman tamam. Zaten cisim o tarafa gidiyor. Kuvvet de o tarafa doğru, net kuvvet. O zaman cisim hızlanıyor. Bu durumda momentum artmıştır dersin. Ve hatta grafiğin alanı kadar artmıştır dersin. Doğru. Ha, t eşittir sıfır anında cisim eksi x yönünde v hızıyla hareket ederken cisme artı yönlü f kuvveti, net kuvveti uygulanmıştır derse bu sefer de cismin yavaşladığını söylersin. Tamam gibi durum. Ha, burada da şu devreye giriyor. F kuvveti uyguluyorum t süre boyunca ama belki t bölü 2 anında cisim duracak ters yöne gidiyorsa. O zaman da momentum önce azalıyor, sonra artıyor olur. Gördün mü? Bu tür durumlarda olduğu için alanı konuşurken, grafiğin alanıyla ilgili işlem yaparken lütfen koşullarla ilgili bilgileri gözden geçirin. Mesela adam diyor ki ben kuvveti uyguladım. T süre sonunda cisim bir an için durduğuna göre, tamam. Demek ki yavaşlıyormuş, momentum azalıyor demek ki sıfırdan T'ye kadar diyebilirsin artık. Tamam. Ben cisme kuvvet uyguluyorum. Cismin ilk hızı artı 5 metre bölü saniye. T anında hızı 15. Tamam işte artık her şeyi söylemiş oluyorsun zaten. Ama bu koşullar belirtilmemişse grafikten bilgilere bakarak sadece momentum artmış mı azalmış mı söyleyemezsin. Ama itme ile ilgili her şeyi söylersin. Cisim üzerine bu kadar itme uygulanmıştır. Kesinlikle doğru. Cismin momentum bu kadar değişmiştir. Kesinlikle doğru. Tamam. Anlaştık. Evet. Hocam şimdi biz burada integral hesabını yapmış olduk. Evet. Aynen. İntegral hesabı yapmış olduk. Ama çok basit bir fonksiyon için.
yapmış olduk. Tamam. Ve biz yine grafikleri incelerken konuştuğumuz şeyleri hatırlayın. Bir grafiğin alanını inceliyorsak eğer, bu grafiğin alanı yatay eksenin üzerinde kalıyorsa bu alana pozitif alan diyorduk. Yatay eksenin altında kalıyorsa bu alana da negatif alan diyorduk. Pozitif alan değişimin pozitif olduğunu, negatif alan değişimin negatif olduğunu söyler bana. Bak şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bir grafik şöyle şöyle olsun. Şuradaki A1 alanı F net olsun bu. Şu delta T olsun. Delta T demeyelim oraya. Zaman diyelim. Şimdi sileyim. A1 alanı ve A2 alanını düşündüğümde şurası sıfırken A1 alanının pozitif, A2 alanının negatif olduğunu söylerim zaten. Değil mi? Peki böyle olduğunda A1 kadar momentumu artmıştır desem? Ha? Yine bilemeyiz. Niye? Çünkü başlangıçta momentum eksi yönlü mü artı yönlü mü? Çünkü vektörden bahsediyorum. Onu bilmiyorum. Momentum A2 kadar azalmıştır desem, bilmiyorum ne bileyim ben, belki artı yönde giden cisim, evet gerçekten eksi alan momentumu azaltıyor. Belki de eksi yönde gidiyor, eksinin üzerine eksi yönlü itme ekliyorum, dolayısıyla momentum artmış olabilir. Değil mi? Hala bana buradaki alanlar gerçekten momentum artmış mı azalmış mı bunu söylemiyor. Gördünüz? Şimdi şöyle bir şey söylesem, momentumun artmış azalmış olması ile ilgili. Mesela desem ki şuraya T1 diyeyim. Şuraya T2 diyeyim. 0 T1 aralığında momentum arttığına göre tamam artık T2'ye kadar momentum azalmış dersin. Gördün mü? Cisim 0 T1 aralığında yavaşladığına göre tamam. T1, T2 aralığında hızlanmıştır artık diyebilirsin. Bak yine ne oldu? Yine koşul verdi. Yine hareketi değerlendirebileceğim, cismin hareket durumunu konuşabileceğim bir şeyler verdi bana. Bu bir şeyleri aldığımda, bu bilgiyi aldığımda artık konuşabiliyorum. Ama bu bilgi yoksa elimde net olarak buradaki alan bana momentumun arttığını, azaldığını söylemiş olmaz demiş oluyorum. Tamam? Anlaştık mı? Peki, güzel. Şimdi bir de şuna dikkat etmemiz lazım. Dinamikten de bildiğimiz bir şey. Şöyle bir şey olsun. Net kuvvet. Burası da zaman olsun. Grafik şöyle bir şey olsun sevgili arkadaşlar. Şöyle, buradan sonra şöyle, şöyle ve şu olsun. Tamam. Şimdi net kuvvet zaman grafiği buysa, ya arkadaş ben net kuvvet eksenindeki sayıların hepsini pozitif ve sabit bir sayı olan cismin kütlesine bölersem net kuvvet bölü m, yani ivme olur. Gördün mü? Ha o zaman tamam, bu grafiğin aynı şekillisi olmalıdır ivme zaman grafiği. Burası da zaman olsun. Ama küçülmüş abi. Bilmiyoruz. Şöyle bir şey, sonra böyle bir şey, sonra böyle bir şey, sonra böyle bir şey olacak. Şimdi kütle eğer 1 kilogramsa grafiğin eksenindeki, ivme eksenindeki sayılarla net kuvvet eksenindeki sayılar birebir aynıdır. Ama cismin kütlesi birden büyükse, o zaman buradaki sayıları birden büyük sayıya böldüğüm için artık ivme eksenindeki sayılar daha küçük değerlidir. Ama cismin kütlesi 0,5 kilo, 0,2 kilo gibi ifadelerse o zaman ivme zaman ekseninde, daha doğrusu ivme zaman grafiğinde ivme eksenindeki sayıların daha büyük sayılar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Değil mi? Onun için direkt olarak söylemeyin işte ivme zaman grafiğinde daha küçüktür sayılar diye söylememiz çok doğru olmayacaktır. Tamam? Anlaştık mı? O zaman burada da şunu söylemiş oluyorum. F net
T grafiği ile A T grafiği aynı şekillidir demiş oluyorum. Tamam. O zaman sorularda bize net kuvvet zaman grafiği vermek yerine ivme zaman grafiği vererek de soracaklarını sorabilir. Biz yine ivme zaman grafiğinde alana bakmak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Hızdaki değişimi bulmak için. Ama yine neyi buluyoruz? Hızdaki değişimi buluyoruz. Hızın kendisini değil. Yine o zaman net konuşamam. Baştaki hızı ya da belirli bir T anındaki hızı söylemiyorsa o zaman net olarak şurada momentum azalmış, burada artmış diyemiyorum. Tamam. Aynı yorumları yine yapabilirim. Ama net ifadeler oluşturmak için cismin ilk hızını ya da belirli bir yerdeki hızını yine bilmem gerekiyor derim. Tamam mı guzucuklarım? Tamam. Annelerinin bir taneleri. Canlarım. Burada olma sebeplerim. Veli nimetlerim. Parasını yediklerim. Canınızı da yerim sizin. Bak. İkinci bir grafik daha. Bu sefer momentum. Zaman grafiği diyelim. Şurası momentum olsun. Burası da zaman olsun. Ve bizim grafiğimiz şöyle bir şey olsun. Kamera çalışıyor mu? Çalışıyor. Heh, tamam. Biraz önce niye kapandı sence? Peki, çizdiniz değil mi? Evet. Momentum zaman grafiğine birlikte şöyle bakalım. Ya momentum zaman, momentum dediğim şey kütleyle hızın çarpımı, m çarpı v. Ben bunun alanını hesaplamak için yatay eksendeki uzunlukla çarparım. Yani delta t ile çarparım. Alanı hesapladığımda ne oluyor? M çarpı v çarpı t. V ile t'nin çarpımı x ediyor. Değil mi? Mesafe ediyor. En azından birimi mesafe birimi oluyor. O zaman ne çıktı? Kütle ile yolun çarpımı. Ulan nedir o? M çarpı x. Tövbe. Ben bilmiyorum öyle bir şey. Ben bilmiyorsam senin bilme ihtimalin de yok. Sen de bilmiyorsun. Çünkü öyle bir şey tanımlanmamış. Kütle çarpı x, kütle çarpı yol diye bir ifademiz yok. O zaman bu grafiğin alanına bakmak çok anlamsız bir şey. Tanımladığımız ve incelediğimiz bir şey değil. Ha alan hesaplanabilir. Tabii ki hesaplanabilir. Ya grafik çizmişsin. Sonuçta bir alan var. Da alan hesaplamak anlamsız oluyor. O zaman biz burada gel alana bakmayalım da şurası P ilk olsun, şurası P son olsun ve de aha burası delta T kadar olacak ya, T diyelim. Biz bu grafiğin eğimine bakalım. Eğim eşittir. Sen de biliyorsun artık tanjant alfa demek. Değil mi? Peki tanjant alfa dediğim şey de karşı kenar. Bak. Karşı kenara bak. Karşı kenar şurası. Orası P2 eksi P1 kadar. Bölü komşu kenar T eksi 0 kadar. Yani delta T kadar. O zaman demek ki tanjant alfa aslında delta P bölü delta T oluyor. Kardeşim delta P dediğim şey F net çarpı delta T değil mi? Bölü delta T dersem delta T'ler Göttingenstrasse, o zaman tanjant alfa eşittir F net
olmalıdır demiş olurum. O zaman demek ki momentum zaman grafiğinin eğimi bize cisim üzerine uygulanan net kuvveti verir. Gördünüz mü? Şöyle diyorum. PT grafiğinin eğimi cisim üzerine uygulanan kuvveti değil. Cisim üzerine uygulanan net kuvveti. Net kuvveti verir. Demiş oluyor. Ve burada hesapladığım eğim kesinlikle ve direkt olarak net kuvvetin kendisi kadardır. Bakın ne hesaplıyorum? Eğim hesaplıyorum. Eğim dediğim şey türev almak demek. Türev alıyorsanız hesapladığınız noktada ya da hesapladığınız aralıkta bahsedilen niceliğin kendisini hesaplıyorsunuz demektir. Tamam mı? Değişimini değil. Anlaştık mı? Momentum değişimi bölü zaman oluyor. Momentum değişimi bölü zaman da mecburi olarak efendime söyleyeyim net kuvvete denk geliyor. Ve biz eğim hesapladığımız grafiklerde, sen trigonometriden de biliyorsun, aslında bahsedilen açı eğer birim çember üzerindeki birinci bölgedeki açıya denk geliyorsa biz buna pozitif eğimli grafik diyoruz. Değil mi? Eğer bu grafiğin eğimi, yani şöyle diyorlar ya, hani sağa bakarsa pozitif, sola bakarsa negatif diyorlar ya, onun gibi grafikler olduğunu düşünün. Ya da işte zaman ekseninden başlayarak grafiğe kadar çizdiğim açı ikinci bölgeye denk geliyorsa bu grafiğe, bu grafiğin eğimine negatif eğim diyoruz ya. Pozitif eğim cisim üzerine pozitif kuvvet uygulamak demek. Negatif eğim cisim üzerine negatif yönlü net kuvvet uygulamak demek. Ama pozitif eğimli olması grafiğin cismin hızlanması anlamına gelmez. Sadece kuvveti artı yönde uyguluyorum anlamına gelir. Negatif yönlü olması eğimin ya da negatif eğim olması cismin yavaşladığı anlamına gelmez. Sadece eksi yönde kuvvet uyguluyorum anlamına gelir. Bak. Bak bu grafiğin eğimi ne? Pozitif, değil mi? Ama cismin momentumusu eksi p ilk momentumdan başlıyor, sıfıra doğru gidiyor. Ha işte yavaşlamış bu. Değil mi? Gördün mü? Pekala, şu grafiğin eğimi ne? O da negatif. Değil mi? O zaman bu cisim de hızlanıyor ama bak sıfır momentumdan başka bir momentum sayısal değerine gidiyor. O zaman artıyor demek. Artı eksi vektörlerde yöndü ya sadece. Dolayısıyla şuradaki eğim sevgili kardeşlerim bakın pozitif eğim oluyor. Pozitif eğim. Ama cisim yavaşlıyor. Bak buradaki eğim şöyle düşünürsem şu tarafın açı olduğunu, ikinci bölgeye düşen açı olduğunu, o zaman eğim negatif oluyor. Ama cisim hızlanıyor, değil mi? Burada yavaşlama var. Momentum negatif yöne ise cisim de negatif yöne gidiyordur oğlum. En çarpı böyle. Evet. Negatif olacak ki. İlginç bir çıkarım yaptın, çok iyisin. Hocam, bak, aynı grafiği şöyle çizsem. Bak burada eğim pozitif. Ve cisim hızlanıyor. Bak burada eğim yine negatif. Ama o sefer cisim yavaşlıyor. Gördün mü? Grafiğin nerede nasıl çizildiği önemli tabii ki. Buna bakmam lazım. Bunu kontrol etmem lazım. Anlaştık değil mi? Güzel. Bir de şunu düşününüz lütfen. Mesela bir cismin momentumunun zamana bağlı grafiğini şöyle çizmiş olsalar. P, T grafiği.
Diyelim ki şöyle bir grafik, sonra şöyle bir grafik, sonra şöyle bir grafik çizmişler. O zaman sen şöyle dersin güzel çocuğum. Ya arkadaş, buradaki momentum eksenindeki tüm sayıları pozitif bir skaler sayı olan kütleye bölsem o zaman V kalır. E bu durumda pozitif sayıya böldüğüm için VT grafiği momentum zaman grafiğinin aynı şekillisi olmalıdır. Şöyle. Gördün mü? Ha, buradaki sayısal değerler kütle birden büyükse yine küçük olacak şuradakinden. Kütle 1'e eşitse sayısal değerler de aynı olacak. Kütle birden büyükse o zaman küçükse sayısal değerler VT grafiğinde PT grafiğinden daha büyük olacak. O zaman ben şunu da söyleyeyim. PT grafiği ile VT grafiği aynı şekillidir derim. Tamam. Hocam şu grafikler hızlanıyor değil mi? Evet. Hadi gidin. 55'te çıkıyorsunuz değil mi lan? Beni kandırmayın.